Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün bir bıçak bileceğim. Çoktandır da bileme videosu atmadık. Bir Osman Afyon bıçak bileceğim. Şöyle 2 numara. Bunu biraz özel bileceğiz. Video olsun dedim hem. Şimdi arkadaşlar, oda biraz soğuk. Isıtıcıyı açtım. Ne kullanacağız bilerken tek tek göreceğiz, bileme yaparken bunları da nasıl bileme yapacağız hepsi videoda gözükecek inşallah. Şöyle sandalyelerin üstünde oturuyorum, pek de rahat değil ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi şöyle arkadaşlar, bu taş 400 kum Gökçe seramik. Muazzam bir taş yapmış. Çok güzel. Hem aşındırıyor hem kendi aşınmıyor. Gayet güzel bir taş. Şimdi bunda ağzını açacağız bıçağın. Başlayalım arkadaşlar. Yeter miktarda bir bileme açısı oluşturup elimizde gözümüzde başlayalım. Evet, bıçağın ağzını hemen hemen açtık. Bir tarafını tabii ki. Şöyle bu tarafı hemen hemen açtık arkadaşlar. Biraz dibinde problem var. Dibi biraz yüksek olduğundan dolayı burada sıkıntı yaşarsınız her bıçakta. Onun için dibini biraz daha fazla yapmak gerekiyor. Şöyle açımızı bulalım. Hala dibi oturmadı. En zor kısmı bilemenin bu arkadaşlar. Bıçağı ağız açmak. Bıçağı ağız açtıktan sonra her şey daha stabil gidiyor tabii ki. Bakın gösterebileceğim mi? Şimdi buranın ölçüsüyle buranın ölçüsü bir değil, görüyor musunuz? Çünkü burası yüksekte olduğu için hala daha oturmadı mesela. Hala daha üçgene bağlamadı burası. Burayla uğraşacağız. Normal şartlarda gerek yok. Şöyle şuradan doğru da bilenebilir. Yani hiç burayla uğraşmaya da gerek yok. Bakalım biraz daha yapacağım. Eğer oturmazsa, yani çok daha açılırsa uğraşmayacağım. Biraz ıslatalım. Evet.
Evet, şu an oturdu. Bakın ne kadar açıldı orası, görüyor musunuz? Yani şurası buradayken burası buralara geldi. İşte bu oranın kalınlığınla alakalı, biraz da yüksekliği ile alakalı olan bir durum oluyor. Şimdi her tarafını bir daha bir geçelim. Evet arkadaşlar, diğer tarafa geçeceğim. Şimdi burayla işimiz bitti şimdilik. Arka tarafı da aynı şekilde yaptıktan sonra kontrol edeceğiz. Ağız açıldıysa bir üst kuma geçeceğiz arkadaşlar. Ağzı açıldıktan sonra bilemeye geçeceğiz yani. Yavaş yavaş. Bu arada da normalde de bıçağı böyle biliyorum. Yani değişik bir şey yapmıyorum. Buradan da görmüş olursunuz. Evet, bir kontrol edeyim. Bıçağın dönüp dönmediğini kontrol ediyorum. Evet arkadaşlar, olduğu gibi, olduğu gibi. Şimdi iki taraftan da biraz yapacağız. Biraz aşındıracağız bıçağımızı. Tamamdır arkadaşlar. Bıçağımızın ağzını açtık. Bıçağımızın ağzını açtık arkadaşlar. Bu tarafı da gösterelim. Bu tarafı da açtık. Yeterli. Şimdi bir üst kuma geçelim. Bu 400 kumdu. 400 kum. Şimdi 1000 kuma geçiyorum. Yine Gökçe Seramik'ten geçen sene aldığım taş bu. Hala kullanıyorum.
demir tozlarını temizleyelim ki bıçağı ekstra çizmesin. Evet. 2000 kuma geçelim. Bu da Gökçe seramiğin taşı. Evet, bıçak tırnak tutar hale geldi. Bıçak şu an tırnak tutar hale geldi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Daha bitmedi işimiz daha. 5000 kum yapacağız. Nerede 5000 taşımız? Burada.
Evet, parlamaya başladı bıçak. Gayet güzel. Arkadaşlar 16 dakika olmuş. Yani normal şartlarda şuraya kadar sürüyor bıçak bilemek. Yani hangi bıçağı bilersem bileyim minimum bu zaten. Tabii bazı bıçaklar çok daha uğraştırıyor. Olabiliyor. Bazen sizin de şeyiniz yerinde olmuyor. Nasıl söyleyeyim, moraliniz artık neyse. El ayarınız tutmuyor vesaire, bırakıyorsunuz. Yani bir bıçak bilemek 15 dakikanın altına düşmüyor şu şartlarda. Şimdi arkadaşlar bir de buna 10.000 kum vuracağız. 10.000 kum yapacağız. Sonrasında derim hasat ve sonlandıracağız arkadaşlar. Bu Naniva'nın taşı. 10.000 grit. Müthiş oldu arkadaşlar. Daha deneme masa atmadık. Gerek var mı? Var. Gerek var mı? Var. Benim için var. Ha şu bu halde keser mi? Çok iyi kesiyor zaten. Ama deneme masa atacağız abi. Kaç taş geçtik? 5 taş geçtik. 20 dakikayı geçti video. Derim ısıt alayım. Bunun üstünde arkadaşlar 120 bin grit elmas pasta var.
Evet. Bir de boş deri atayım. Boş deri olmadan olmaz. Tabi bunlar hep fantezi arkadaşlar. Olmaz diyorum da. Bunlar hep fantezi yani. Bu bir istek üzerine bile mi yaptım? Normalde bu kadar uğraşmam. Bu istek üzerine bir bileme. Daha doğrusu istek değil de bir abi bıçakları ilana koyduğunda abi ben bir bıçak istiyorum dedi. Tamam dedim, parasını yolladı falan. Abi dedi inan dedi ben dedi bıçağın ağzının parlaklığı için alıyorum dedi. Ne hayvan kesiyorum ne başka bir şey yapıyorum dedi. O zaman dedim ben de sana madem öyle dedin güzel bir şey yapalım. Öyle bir hevesi var. Öyle bir isteği var. Biz de kırmayalım. Yapalım. Evet. Şimdi parlatıyorum. Ve size gösteriyorum. Şimdi ışık arkamdan vuruyor. Çok da güzel belli olmuyor ama. Yani anlaşılıyor en azından. Şimdiden sahibine hayırlı olsun arkadaşlar. Hem bir bileme videosu oldu. Yani 25 dakika olmuş. 25 dakikadır bir bıçakla uğraşıyorsunuz. Az değil yani arkadaşlar. Kimse 25 dakika bir bıçakla uğraşmaz. Yani şöyle söyleyeyim. Yani makinede bilesem 1 dakikada bilirim. 1-2 dakikada bilirim. Elde bilince 20 dakika oluyor. 15-20 dakika oluyor. Ali Dalkıran mıydı? Öyle biriydi sanırım. Şimdiden sahibine hayırlı olsun arkadaşlar. Gerçekten güzel oldu. Gerçekten güzel oldu. Bir keskinlik testi alalım. Kağıt yani başka bir şey kesmeyeceğim. Yeter. Körelmesin. Bu A4 kağıdı arkadaşlar çok tehlikeli bir alet. Bıçağın anasını ağlatıyor. Galiba bunun içinde özel bir karışımlar da var. Defter kağıdı gibi değil sanırım. Ondan da bir etki yapıyor. Neyse video uzun oldu arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler arkadaşlar.